Şimdi arkadaşlar, izomorf olma ile ilgili biraz önce arkadaşımızın da sorduğu soruyla ilgili hemen birkaç tane daha örnek yapalım. Mesela örnek Z3 çarpı Z4 izomorf olur mu? Z6 çarpı Z4. Hayatta olmaz. Neden hocam olmaz? Bu 24 elemanlı. Bu 12 elemanlı. Yattı. Hayatta olmaz. Geçtik. Başka bir örnek. Şimdi arkadaşlar şunu verebilirim. Z4 çarpı Z6 izomorf olabilir mi? Z3 çarpı Z8. Bak şimdi bu kritik bir soru. Şimdi burada özellikle zaten ÖSYM'nin ÖABT'de taktığı kısımlar bu ZM çarpı ZN'ler. Acep bunlardan birbirine izomorf olabilir mi, devirli midir? Bunlara çok takılmış vaziyette. Ben burada şu yardımcı teoremi daha önceden söylemiştim. Bakın, ZM çarpı ZN grubu ZMN grubuna izomorftur. Ancak ve ancak M ile N aralarında asalsa, OBEP'leri birse. Şimdi ben bunu söylediğim anda ben şunu da biliyorum. Aslında ZMN tek başına devirli bir gruptu. Devirli. Dolayısıyla aslında M ile N aralarında asal söylediğim anda arkadaşlar devirli olduğunu da bir anlamda söylemiş oluyorum. Yani şimdi baktık. Z3 çarpı Z8 Z24'e izomorftur. Alttaki teoreme baktığımızda 4 çarpı 6 24 elemanlı ama 4 ile 6 aralarında asal değil. O zaman Z24'de izomorf olamıyor. Hatta devirli olamıyor Z4 çarpı Z6. Bakın şu devirli çıkar. Bu 4, 6, OBEP'leri 2 birden farklı. Devirli değil. Dolayısıyla bu izomorfizma olamaz. Tamam. Şimdi çok meşhur bir teorem var. Hatta iki tane teorem var. Onları da bu araya sıkıştırayım. Teorem şu. Bir G grubu N mertebeli yani sonlu mertebeli devirli grupsa bakın arkadaşlar 10 mertebeli 20 mertebeli artık kaçsa devirli grup olduğunu %100 biliyorum ve sonlu mertebeli devirli grupsa %100 G ZN grubuna izomorftur. Burada ZN dediğimiz klasik şu toplama işleminde yaptığımız işlem. Peki hocam bu nasıl oluyor aslında? Bak bunu ispatı var. Buradaki olaya çok girmek istemiyorum ama kısaca en azından yolunu söyleyeyim. G'miz devirli grupsa bir A elemanıyla üretiliyor. ZN de sonuçta 1 ile üretiliyordu. Buradaki dönüşüm G'den ZN'e A'yı alıp bir çizgiye götüren bir dönüşüm sayesinde oluyor. Ama ben bunu arkadaşlar ayrıntısına şu an girmiyorum. Ama siz şunu kesinlikle çok iyi bilin. Deyin ki devirli gruplar N mertebeli. Her devirli grup eninde sonunda N mertebeli ZN'e izomorftur. Fonksiyon da bu şekilde. Onun üreticine götürerek bir fonksiyonla bulunuyor. İkinci madde, o da şu, çok önemli arkadaşlar bunlar. Bunları çok dikkatli olarak not edin veya artık bunlara dikkat çekin. Bütün G sonsuz devirli gruplar. G sonsuz devirli grup ise arkadaşlar %100 nasıl olursa olsun G'miz Z grubuna izomorftur. Yani Z nasıl bir gruptu? Z artı. O zaman bakın buradan şu sonuç geliyor. Bir anlamda üst tarafta yaptığım mesela 6Z diye bir grup. Hatırlayın 6Z toplama. Bu 6Z
6 ve eksi 6 ile üretilen devirli gruptu. Devirli grup. Sonuçta sonsuz devirli grup. Bu yazdığım ikinci maddeye göre de 6z z izomorftur. 8z de z izomorftur. Ama ben bunun sebebini de biraz fonksiyonlar yardımıyla da yaptım. O zaman ikinci maddeden arkadaşlar izomorfizma varsa G ile Z arasında her zaman sonsuz devirli grupların üreteceği Z'nin kaç tane de üreteceği 1 ve eksi 1. Her zaman 2 üreteçlidir. Çünkü neydi? İzomorfsa her şeyleri ayakkabı numarasına kadar, saç rengine kadar, hani ikizler öyle olur ya, ayakkabı numarası gerçi evet olur. Her şeyleri aynı. Dolayısıyla şöyle bir sonuç verebilirsiniz buradan. Tüm sonsuz devirli gruplar Z izomorftur ve hepsinin sadece iki üretici vardır. Ama üstteki madde eleman sayısı değiştikçe izomorf olduğu grup değişiyor. Bir örnek vereceğim. Mesela biraz önce Muhammed arkadaşımız burada çok güzel bir soru sordu. Dedi ki, hocam şuradaki G grubu 1, eksi 1, i, eksi i grubu. Önceden yapmıştık. Çarpma işlemine göre bir gruptu. Acaba bu Z4'ü izomorf mu? Bir kere bakın Z6 falan derseniz o çok mantıksız. 4'e 6 elemanlı. Hayatta olmaz. Ama Z4'e izomorf olma şansı var. Ya da şunu sorabilirsiniz. Hocam bu bizim şimdiye kadar gördüğümüz iki tane grup yapısı vardı. Bir Z4, bir de Klein 4. E, A, B, C. Bu Klein 4'ün özelliği şuydu. A kare, B kare, C kare, E'ye eşit olan bir gruptu. Ve de hatırlarsanız bu devirli değil. Hatta nasıl devirli değil ama değişmeli bir gruptu. Değişmeli bir gruptu. Z4 ise devirliliğin hası. Devirli. Bütün Zn'ler devirliydi. Şimdi acaba G soru şu. G buna mı izomorf? G buna mı izomorf? Az sonra arkadaşlar. Evet, şimdi yapıyoruz. Şimdi bir kere G'nin devirli grup olduğunu eğer çıkarabilirsen, bak birinci madde diyor ki G n mertebeli, yani 4 mertebeli devirli grupsa %100 Zn'e, yani Z4'e izomorf diyebileceğim. Şimdi o zaman G'nin ben devirli olup olmadığını test ediyorum. Ben biliyorum ki şuradaki i tek başına G'yi üretir. Bakın. Zaten devirli grup mantığında neydi arkadaşlar? İ'nin kuvvetleri bir elemanın kuvvetiyle tüm elemanları elde edebiliyor musun? İ'nin birinci kuvveti i'dir. İ kare eksi 1'dir. İ üzeri 3 eksi i'dir. İ üzeri 4 1'dir. Zaten i üzeri 5 tekrar başa dönüyor. İ oluyor. G'yi verdi. O zaman ben burada neyi söylüyorum? G devirlidir. Z yukarıdaki teoreme göre Z4'de de izomorf olur mu? Olur. Fakat şu yanda yazdığım şey imkansız olmaz. Neden? Çünkü G devirli grupken Klein 4 devirli grup değil. Olma imkanı yok. Tamam mı acaba Muhammed? Sorunun cevabı şu anda. Evet hocam, sağ olun. Oturdu değil mi? Şimdi peki Klein 4 neye izomorf? Bak bunu merak ediyor olabilirsiniz. Arkadaşlar Klein 4'te şuna izomorf. Z2 çarpı Z2'ye. Bakın. Z2 çarpı Z2 grubu bir kere şunlardan oluşuyor. 0 0 0 1 1 0 ve 1 1. Gördüğünüz gibi 4 elemandan oluşuyor. Fakat 2 ile 2 aralarında asal olmadığından Z2 çarpı Z2 devirli değil. Zaten bunu artık isminiz gibi bilin. Dolayısıyla Z2 çarpı Z2'nin, hatta şunu kırmızıyla yazalım. Z2 çarpı Z2 kesinlikle ve kesinlikle Z4'e izomorf olamaz. Peki Klein 4'e izomorf olabilir mi? Bu da başka bir soru. 4 elemanlı başka bir grup. Şimdi arkadaşlar, Klein 4'ün klasik özelliği neydi? Bütün elemanların karesi E'ye eşit. Gerçekten 0, 1'in burada, yani şunu E, A, B, C'ye benzetecek olursam. Klein 4'te şöyleydi.
EABC'di. Yani 0,1'in karesini alsam. 0,1'in karesi arkadaşlar 0,1 ile 0,1'i aslında topluyorduk. Neden topluyorduk hocam? Çünkü Z2 ile Z2'nin işlemleri toplamaydı. Şununla şunu kendi arasında işleme sokuyorduk, hatırlayın. 0. 1 ile 1'i topla 0. Yani 0,1'in karesi aynı. Klein-Dirac gibi karesi E çıktı. 1, 0'ın karesi de aynı mantık. 1, 0 artı 1, 0. Bu da 0, 0. Aynı mantıkla 1, 1'in karesi de 1, 1. 1, 1. Bu da 0, 0. Aynı Klein-Dirac yapısı fark ettiyseniz. O zaman buradaki Z2 çarpı Z2 arkadaşlar demek ki Klein-Dirac'e izomorftur. Şimdi bir tanesinde sıralı ikili var. Bir tanesinde Klein-Dirac var. EABC tablosunu her şeyi biliyoruz. İşte bakın arkadaşlar, amaç zaten bu. Zor olan gruplardan kolay gruplara geçiş yapabilmek. Yani sen Z2 çarpı Z2 değil de Klein-Dirac çalışsan hiçbir sıkıntın yok. Sanırım olmuştur diye düşünüyorum. Bir de şunu da bilin. 4 elemanlı sadece bir devirli grup yapısına izomorf olma şansı var. Bir de Klein-Dirac'de. Başka 4 elemanlı bir grup yapısı yok arkadaşlar. O zaman geldik şuna. Şöyle bir örnek yapalım. Mesela diyelim ki Z2 çarpı Z3 çarpı Z4 kime izomorftur? Arkadaşlar bir kere şurada bir yardımcı teorem vereyim. Yardımcı teorem. G1 çarpı G2'ler değiştirsen de yerlerini G2 çarpı G1'e izomorftur. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Z2 çarpı Z3 Z6'dır. Z6 çarpı Z4 kalır. Ama Z6 ile Z4 arasında herhangi bir indirgeme yapamam. Böyle kalır. Ya da bunu Z4 çarpı Z6 yazabiliriz. Yani bu kadar kalır. Bir örnek daha yaptım. Z2 çarpı Z3 çarpı Z5 kime izomorftur? Bak şimdi arkadaşlar. Bu karışık bir grup. Aslında sıralı üçlülerden oluşuyor. Ama ben biliyorum ki 2 ile 3 aralarında asal olduğundan ben bunu Z6 diyebilirim. Sonra 6 ile 5 aralarında asal olduğu için Z30 grubuna yani devirli olduğunu söyleyebilirim. Ama üstteki Z2, Z3, Z4 devirli değildir. Çünkü Z4 çarpı Z6'ya kadar indirgiyorum. 4 ile 6 aralarında asal değil. Umarım olmuştur arkadaşlar. Yani baya baya aslında izomorfizmi toparladım bu hafta. Şimdi o meşhur teoremize gelelim artık. Teo. Daha önceki yıllarda ben bunu sıkça sorduğum bir teorem. Onu söyleyeyim. Diyor ki F G1'den G2'ye homomorfizması bire birdir. Yani monomorfizmadır. Ancak ve ancak çek F sadece E1'den oluşur. Şimdi bakalım. Gerçekten ispatı nasıl yapacağız? Biraz zor mu? Değil. Gayet de basit. Şimdi arkadaşlar. Tabii burada çift taraflı bir ispat var. Hemen birinci taraftan başlayalım. Diyelim ki F G1'den G2'ye birebir olsun. Acaba çek F E1'e eşit olur mu? Bunları yazarsanız biraz daha en azından net olur. Elimizde ne var? Neyi ispatlayacağım? Şimdi ben şunu biliyorum. Şunu biliyorum. %100 F E1 eşittir E2'dir. Bu homomorfizmanın özelliğinden geliyor. Tamam mı? Bunu ne yapıyoruz? Biliyoruz. Biliyoruz. Bir de herhangi bir x elemanı alayım bakayım çekirdekten. X eleman çek F alalım. Şimdi buraya dikkat. X'i çekirdekten aldığıma göre çekirdek kümesinin tanımını sağlamak zorunda.
Neydi çekirdek kümesinin tanımı? Fx'imiz %100 E2'ye gidiyor demektir. Çekirdeğin tanımı çünkü oydu. Değil mi? Peki Fx E2'ye gidiyor. Aynı zamanda yukarıda F E1 de E2'ye gidiyor. Bunu da yazabilirim. Sonra Fx eşittir F E1 çıktı. Tamam. Birebir fonksiyon tanımı neydi arkadaşlar? Fx E1'e eşitse çekirdeğin elemanı olan x E1 olmak zorunda. Yani sen çekirdeğe herhangi bir x elemanı yazdığında zaten E1'e eşit oluyor. O zaman sadece tek elemanda oluşur. Gördüğünüz gibi bu kısım gayet net. Şimdi geldik ikinci tarafın ispatına. Çok da tatlı bir ispat aslında, gayet de güzel. Diğer tarafın ispatı şu. Çek F sadece E1'den oluşsun. Acaba F birebir olur mu? Soru bu. Şimdi bakın, zaten ispatlarda nasıl başlayacağını da öğrenci çok sorun yaşıyor. F birebir olur mu ispatlayacaksan, o zaman birebir olduğunu tanımını bir hatırlayın. Ne yapacağız? Şunu yapacağız. F G1'den G2'ye homomorfizması demiştik ya başta. Her A virgül B eleman G1 için benim şunu gösterme şartım, şunu göstermeliyim. F A F B'ye eşitse acaba A B'ye eşit olur mu? Aslında soru şu anda buna döndü. Niye buna döndü? Birebirlik tanımını yazdım. Tanım kümesinden rastgele alınan iki elemanın görüntüleri eşitse x'lere eşit mi? Yani a'la b eşit mi? Şimdi arkadaşlar başlıyoruz yazmaya. F a eşittir f b'den çıkaraktan a eşittir b'yi yakalamaya çalışacağım. F a eşittir f b ise arkadaşlar, şimdi ben f a'la f b'de kimin içindeyim? G2'nin içindeyim. Buradaki f b'yi karşı tarafa atıyorum. FB'nin tersi diyerekten. Ve burası E2 olur. Bakın ne yaptım? Her iki tarafı FB'nin ters elemanıyla işleme soktum. Sonuçta karşı tarafta, yani sağ tarafta etkisiz eleman kaldı. Değil mi? O zaman arkadaşlar FA çarpı FB eksi 1 E2 diyebilirim. Sağ tarafta yani 1 kalmış gibi düşünün. Hani çarpmada falan öyle yapıyorsunuz ya. Burada etkisiz eleman kalıyor tabii ki. İki tarafı FB'nin tersine işleme soktum çünkü. Buradan bunu topluyorum. Hatta bunu arkadaşlar kare diyorduk ki biz genelde. Şurası kare olsun işlemi. Şöyle G2'nin işlemi kare olsun. G2 kare. G1 de yıldız olsun. Tam böyle her şeyi nizami yapalım. Bunu içine aldık. Homomorfizm olduğundan E2. Tamam. Sonra fark ettik ki FA işlem B-1 E2'ye gidiyorsa o zaman ne diyebilirim? A işlem B-1 çekirdeğin elemanıdır. Çünkü tanım bu. Bir eleman karşı tarafın etkisiz elemanı gidiyorsa bu çekirdeğin elemanı olur. Sonra hipotezi hiç kullanmamıştım. Bakın çekirdek sadece E1'den oluşuyor. O zaman mecburen A işlem B-1'i E1'e eşitledim. Buradan da her iki tarafı B ile işleme soktum. Sağdan A eşittir B çıkar. Tamam mı arkadaşlar? Umarım olmuştur. Yani bence çok ağır bir ispat değil. Sadece çekirdeğin tanımını, birebirliğin tanımını, homomorfizmayı falan kullanıp rahatça çıkıyor. Pekala. Madem anlaşıldı, geçiyorum. Teorem. Teorem şu. F G1'den G2'ye bir grup homomorfizması.
olsun. Çekirdek F'nin normal alt gruptur G1 olduğunu ispatlayın. Dir diyelim. Yani olduğunu ispatlayın demeyelim. Dir. Bakalım. Şimdi arkadaşlar bir kere ispat. Önce normal alt grup olması için birinci madde alt grup olacak. Çek F alt gruptur G1'i göstereceğim. Ondan sonra ikinci madde çek F normal alt grup testi vardı. Bunu göstereceğim. O yüzden iki maddeye ayırıyorum. Yani çek F alt gruptur G1, çek F normal alt gruptur G1. Şimdi arkadaşlar bir kere olayımız şu. G1, G2, şurada çekirdeğimiz, çek F'miz. Buradan X ile Y'yi alacağım. Çekirdek F'den rastgele. Bu şurasını şöyle yapma gerek yok. Şurada E1 de var. Arkadaşlar bir kere çekirdeğin elemanıysa bunlar %100 E2'ye gidiyor. Bu. E1 de gidiyor oraya. X ile Y de dedim. Mesela gitsin. Birebir olup olmadığını bilmiyorum çünkü. Bir kere arkadaşlar F E1 eşittir E2 olduğundan şunu şöyle ikiye ayıracağım. E1 çek F'nin elemanıdır. E1 çek F'nin elemanıysa bana bu şunu söyler. Çek F boştan farklı. Tamam. Niye yaptım ben bunu? Alt grup testi için boştan farklı olması şarttı hatırlarsanız. O yüzden önce boş olmadığını söylemiş olduk. Sonra şunu yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Rastgele iki eleman alıyorum. Yani herhangi x virgül y eleman çek f aldım. Acaba x işlem y eksi bir çek f'de kalır mı? Buna bakacağız. Yani şuraya soru işareti. Bu nereden geliyor? Alt grup testinden. Çekirdeğim elemanı olup olmadığı ben nasıl tespit ederim? Yapacağım şey gayet basit. Alırım fx işlem y eksi 1'i. Çekirdeğin elemanı çıkacaksa bunun görüntüsünün e2 çıkması gerekiyor. Yani şurada acaba x işlem y eksi 1 var mı ona bakıyoruz. Ben bu homomorfizm olduğu için ben bunu parçalarım. Şurası kare diyelim. Şöyle f y'nin tersi. Ben x ile y'nin çekirdekten olduğunu da biliyorum. O zaman fx'in görüntüsü e2'dir. İşlem f y'nin görüntüsü e2'dir. E2'nin tersi e2, e2 işlem e2, e2 olur ki ben buradan arkadaşlar x işlem y eksi 1'i çek f'de buldum. Yani çek f alt gruptur g1. Bunu yaptık. Yani arkadaşlar çok zor değil ama biraz tanım bilmek gerekiyor. Alt grup testinin tanımını da bakın burada kullandım. X işlem y eksi 1'ine çekirdekte olduğunu göstermek için görüntüsünü E2'de olup olmadığını test etmiş olduk. Gösterdik. Var mı burada sıkıntı? Şimdi normal alt grup testine geçeceğim çünkü. Ve bugün de dersi burada keseceğim. Zaten bayağı bir şey yaptık bugün. Şimdi arkadaşlar normal alt grup testi şuydu hatırlayın. Alt grup olduktan sonra şurada çek F'yi aldık. Şu anda alt grup. Şuradan X. Buradan G aldıktan sonra herhangi bir yani her G eleman G1 ve her X eleman çek F için benim G işlem, X işlem, G eksi 1'i çek F'de göstermem gerekiyor idi. Ama bu alt grup testini hatırlıyorsanız arkadaşlar sıkıntı değil. Ama hatırlamıyorsanız yapacak bir şey yok. Yani çekirdeğin normal alt grup testi özür diliyorum. Normal alt grup olduğunu gösterirken şöyle bir test yapmıştık.
Şuraya ben normal alt grup testini şöyle bir daha hatırlatayım. Normal alt grup testi. Öncelikle H, G'nin alt grubu olmak üzere şöyle yapmıştık. G, H. Sonra şuradan aldım H, buradan aldım G. G işlem, H işlem, G eksi 1, H'de ise ancak ve ancak H normal alt gruptur, G diyorduk. Normal alt grup testi buydu. O zaman burada aynısını yaptım bakın. Yani çekirdeği burada H gibi düşündüm. Oradan bir eleman aldım rastgele X. Dışarıdan G1'den bir eleman aldım G diye. Acaba burada mı? Şimdi bir elemanın çekirdekte olduğu demek, göstermek demek, görüntüsü E2'ye gidiyor mu demek? Hemen başlıyorum operasyona. F, G işlem, X işlem, G eksi 1 acaba nedir? Bu bir homomorfizma. Başlıyorum bunu parçalamaya. F, G kare, F, X kare, F, G'nin tersi olarak yazdık. Nasıl yazdık bunu? Homomorfizm olduğu için parçalarım ben bunu. Şimdi arkadaşlar, burada bakın sadece X'in çek F'de olduğunu biliyorum. G, yani G1'den alınan bir rastgele eleman. O zaman şurada FX yerine ben şöyle biraz uzattım. FG, FX'imiz E2'ye gitti. Bu da FG'nin tersi oldu. Şu E2 olduğu için etkisiz eleman, bunlar yan yana gelir. FG ile FG'nin tersi. Bir elemanla bir eleman tersi ne olacaktır? E2 çıkacaktır. Bir bakın bakalım arkadaşlar. Bir sıkıntı var mı burada? Biraz da küçülteyim şunu. Şöyle. Ne dersiniz?